Ben yine de Rusya, Ukrayna ve Türkiye'deki arasında olan ilişkilere dönmek istiyorum. Şu anda değil, eskiden Ukrayna Rusya için çok önemli bir ülkeydi. Çünkü bir transit ülkeydi. Rus gazı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geçiyordu ve hem Rusya hem Ukrayna bundan çok iyi kazanıyordu. Evro meydandan sonra Ukrayna'da son değişimlerden sonra bu vaziyet değişti. Türkiye, Rusya için bir alternatif ülke, alternatif gaz yolu veren bir ülke olarak ortaya çıkar mı? Olabilir mi böyle bir durum? Ve burada Ukrayna siyasetçilerle siz bu vaziyete konuşuyor musunuz? Bu ihtimali değerlendiriyor musunuz? Aslında enerji meseleleri çok uzmanlık gerektiren, kendine has bir alan durumunu almış dünyada. Ama şunu söyleyebilirim. Enerji piyasası kendi mantığıyla, ticaretin de etkili olduğu bir mantıkla yürüyor. Yani bu sadece devletlerin tercihleri belirlemiyor. Orada bir alıcı var, satıcı var. Bunun meydana getirdiği bir piyasa var. O piyasadan bütünüyle bağımsız şekilde düşünmemek lazım. Rusya gazını Avrupa'ya ulaştırmanın çeşitli yollarını arıyor, Ukrayna dahil kullanıyor. Ukrayna'da hazır hatlar var ama başka hatlara da yönelmek istiyor. Bizim için önemli olan şu, Türkiye kalkınma hamlesi bakımından önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacı artacak olan bir ülke. Biz de bu enerji ihtiyacımızı farklı kaynaklardan çeşitlendirerek kaynaklarımızı, bu bakımdan Ukrayna'ya da benziyoruz bizim de tutumumuz. Çeşitlendirerek bu ihtiyacımızı karşılayacağız. Çeşitli ülkelerden şu anda karşılıyoruz. Çeşitli farklı enerji türlerinden bir tanesi de, en önemlisi de Rusya. Bu gündeme gelen çeşitli projeler var. Bunlar enerji alanında özellikle büyük yatırımlar söz konusu olduğu zaman tabii böyle çok çabuk kararlar alınmıyor. Her şeyin artısına eksisine bakmak lazım. Nihai alıcılara bakmak lazım. Bu şartlara bakıldığı zaman bizim için, bizim ihtiyacımızı karşılayacak ve bizim çeşitlendirme, kaynakları çeşitlendirme politikamızla çelişmeyecek, makul şartlarda alınabilecek enerji kaynakları bizim sınırımıza geldiği takdirde Rusya olsun, başka ülkeler olsun, buna olumlu bakarız. Ama genel ilkelerimizi tabii ki koruruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji meselesi zaten tabii ki çok önemli. İki ülke bu aralarındaki sıkıntıya rağmen bunu halletmeye çalışıyorlar. Bu bir çok eşitliksiz bir alışveriş de olmaz aslında. Evet, enerjinin sahibi ülke avantajlıdır ama aynı zamanda da o gazı, o petrolü satmak zorundadır. Böyle bir karşılıklı bağımlılık bunu gerektiriyor. Umarız Ukrayna-Rusya arasındaki bu ilişki olumlu devam eder. Fakat biz de dediğim gibi kendi ulusal ihtiyacımız, halkımızın ihtiyacı olan enerjiyi ilkeli bir şekilde temin etmenin yollarını aramaya çalışacağız. Türkiye'nin bir defa bir enerji merkezi olmak durumunda. Sadece bir transit ülke değil. Ve kendi ihtiyaçları dolayısıyla dediğim gibi bir enerji kaynaklarının çeşitlendirmesine ihtiyaç var. Enerji güvenliğine ihtiyaç var Türkiye'ye. Ukrayna için de aynı ihtiyaç var aslında. Ve biz herhangi bir ülkeye bağımlılığımızı arttırmadan bunu yapmanın yollarını arıyoruz. Son dönemde Türk Akımı diye adlandırılan bir proje var. Daha önce Güney Akımı vardı. Bu proje Güney Akımı'na çok benziyor. Sadece Karadeniz'de batıya doğru ilerledikçe karaya ulaştığı nokta Trakya bölgemize doğru yönelmesini Rusya bize önerdi. Bu proje hayata geçerse de asıl alıcısı, büyük alıcısı Avrupa ülkeleri olacak. Dolayısıyla projenin hayata geçip geçmeyeceği için Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu çok önemli. Güney Akımı için de zaten öyleydi. Bizi ilgilendirebilecek, bizi doğrudan ilgilendirecek bir boyutu, onun bir kısmı biz tüketebiliriz. Bizim dediğim gibi ihtiyacımız var. Fizibilite çalışmalarına bakılır. Rentable mı bu, karlı bir şey mi bakılır. ona göre değerlendirilir, yapılır. Bu konuda çok tartışma oluyor, çok basına yansıyor, doğru yanlış bilgiler de olabiliyor. Farklı farklı açıklamalar var. Ancak dediğim gibi büyük projelerde öyle çabuk kararlar verilmiyor. Artısına eksisine iyi bakmak lazım. Stratejik de düşünmek lazım. Yani ülkenin çıkarları bakımından stratejik düşünmek lazım. Bizim için dediğim gibi hem tüketeceğiz, bize gelen gaza kendi ihtiyacımız var. Hem de Türkiye üzerinden taşınacak gaz, petrol, enerji hatlarının vardığı nokta bakımından Türkiye'nin bir enerji merkezi, bir hub olma özelliği var. Bu doğrultuda biz politikamızı, enerji politikamızı hem ilkeli hem de ülkemizin çıkarlarını en üst tabii ki şekilde gözeten bir yolda devam edeceğiz. Evet, Güney Akım'ın şu anda devam etmediğini görüyoruz. İşte biraz değiştirilmiş olarak Türk Akımı gündeme getirilmiş durumda. Bir de Kuzey Akım'dan bahsediliyor. Böyle üst üste açıklamalar yapılıyor. Türk Akımı projesi halen yani ilerlemedi, bir açıklamalar yapıldı. Daha o kadar somutlaşmış değil. Çünkü bir takım süreçler lazım. Türkiye'de zaten bir seçim döneminde. Ama şunu biliyoruz en azından, bir TANAP kadar somutlaşmış, ilerlemiş değil. Kaldı ki farklı açıklamalar da duyuyoruz. İşte Kuzey Akımından bahsediliyor. İşte Türk Akımı, Ukrayna'da da zaten hatlar var. Bu konuda anlıyorum, kesin bilgi sahibi olmak dışarıdaki gözlemciler için zor. Devletler için bile zor olabiliyor bu zaman zaman. Enerjinin kendi alanında bir mantığı var. O mantık, o piyasa mantığı da bir şekilde yürüyor ama biz önceliklerimizi biliyoruz, ihtiyacımızı biliyoruz. İlkeli bir şekilde bu politikamızı sürdürmeye devam edeceğiz. Uzun bir süre sayılır Ukrayna'dasınız. Ukrayna'nın en büyük problemi nedir? Yani 2 sene buradasınız. Ukrayna Avrupa ülkesine çevirmek için, tam bir Avrupa ülkesi olabilmek için en büyük problemi, sıkıntı nedir sizce? Bir defa en büyük, tabii tek bir eksik, tek bir sorun yok. Ama kendi tecrübemizden biliyoruz ki bir ülkede ne kadar çok demokratik süreçler ve de kucaklayıcı, yani inclusive bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde yürürlükteyse, işlerse çözüm bulmak da o kadar kolay oluyor. Ukrayna bağımsızlığından beri bu alanda ihtiyaç duyduğu reformları yeterince yapamamış maalesef. Bir birikimin söz konusu şu anda geldiğimiz konum. Piyasa ekonomisinin doğru işlemesi bakımından ve demokratik süreçler bakımından, hukuk devleti bakımından özellikle. Dolayısıyla tek bir sorundan bahsetmemiz zor ama bu saydıklarım tabii ki birbirini destekleyen, bütünleyen unsurlar. Bu konuda da, bu bahsettiğim hususlarda da hakikaten reform yapmak isteyen bir nesil olduğunu görüyoruz. Özellikle şu anda iktidarda birçok bulunan insanların birçoğunun gördüğümüz, tanıştıklarım hakikaten samimi bir çaba içindeler. Fakat ülkenin yapısal sorunları da var. Bunu da küçümsememek lazım. Ukrayna'nın en büyük sıkıntı yolsuzluk, ya korrupsiya diye biliniyor bu, corruption. Çünkü bir türlü kurtulamıyor Ukrayna. Böyle birkaç süreçten geçti, kaç tane cumhurbaşkanı değişti, devrim oldu burada, turuncu devrim, Euro devrim ama bir türlü bu sistemden kurtulamıyor ülke. Evet ama yani yolsuzluk öyle kendi başına bir sorun değil. Bahsettiğim diğer şeylerle alakalı. Demokrasi dediğimiz şey hesap verilebilirliktir, hesap vermektir. Hesap verilemediği için demokrasinin şartı olan eşit rekabet bulunmadığı için yolsuzluk oluyor. Yoksa yolsuzluk ayrı bir sorun değil. Ve yolsuzlukla mücadele içinde yani büyük dahiyane buluşlara gerek yok. Yolsuzluk sorunu birçok ülkede çeşitli boyutlarda olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bununla mücadele etmenin bazı yöntemleri var. Sorunun özüne inmek lazım. Mesele birçok insanın rüşvet veriyor falan olması değil. Yapısal sıkıntılar var. Buradaki siyaset iş dengesinde yıllarca birikmiş bir takım sakatlıklar var. Onların aşılması gerekiyor yolsuzluğun aşılması için. Bunun için de demokratik, halkına hesap veren bir yönetime ihtiyaç var. Bu yönde bir ilerleme var Ukrayna'da. Ama daha fazla bir çaba gerektiğini, daha doğrusu daha fazla sonuç alınması ve çabuk sonuç alması gerektiğini görüyoruz. Çünkü halkın da beklentileri var tabii ki. Bunu Ukrayna çözecek bu sorunu. Uluslararası camia, Türkiye'de dahil olmak üzere onlara yardımcı olacak. Kolay değil bu. Ukrayna kadar değil ama bizim de geçmişte sıkıntılarımız oldu. Daha iyi bir ekonomik, siyasi, sosyal düzene geçmek için biz de 1980'lerden özellikle itibaren bir çabamız oldu ve bunda da büyük ölçüde başarılı olduk. Halen eksiklerimiz var. Ancak bu başarı zamanla geldi. Önemli olan eksiği kabul edip halkın yönlendirmesini açık bir şekilde, demokratik taleplerini açık bir şekilde devam etmek. Söylemesi kolay, yapması zor olduğunu biliyorum. Fakat başka bir yöntemi yok. Ukrayna-Türkiye arasında nasıl işbirliği olabilir ve nasıl planlar yapılıyor? Ya hangi alanda daha çok çalışacak iki ülke? Böyle bir programınız, planlarınız var mı? Görüşülüyor mu bunlar? Ukrayna ile işbirliğimizi arttırmak için bir defa iki devlet arasında kurulmuş faydalı, yararlı bir mekanizma var. Bizim için Ukrayna bir stratejik ortak. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının en sonuncusu Mart'ta burada yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi ve Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte, bakanlarla birlikte, 6'şar bakanla birlikte görüşmeler yapıldı. Bu yıllık bir egzersizdir. Orada da çeşitli alanlar ele alındı. Tabii işbirliği yapabileceğimiz alanlarda gündeme gelecek projelerin somutlaşabilmesi için işte Ukrayna'nın bu içinde bulunduğu geçiş sürecinin biraz daha sağlıklı şekilde yürümesini ümit ediyoruz. Halihazırda da var bizim projelerimiz yürüyen ama umduğumuz kadar hızlı yürümeyebiliyor. Bu daha çok Ukrayna'dan kaynaklanıyor tabii ki. Ticaretimizi arttırmamız lazım. Ukrayna ile ticaretimiz maalesef çok düşük düzeyde, iki ülkenin potansiyelini düşününce çok düşük düzeyde. Yıllık ne kadar şimdi? 6 milyar dolar civarlarına yaklaştı. Azaldı bu. 7'lerden daha fazlaydı daha önce. Tabii bu anlaşılır bir şey son yıldaki gelişmeler dolayısıyla. Bizim Rusya'yla da ticaretimizde düşüş var. Genelde bu krizle bağlantılı olarak, bu bölgedeki şartlarla bağlantılı olarak bunu aşmak istiyoruz. Nitekim iki devlet başkanı bu konuda hedeflerini açıkladılar. Biz ikili ticaret hacmimizi 2017'ye kadar 10 milyar dolara, 2023'e kadar 20 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Bu yapılabilir bir şey. Ama bunun yapılabilmesi için özellikle Ukrayna'da, iki tarafta ama özellikle Ukrayna'da bazı olumlu gelişmeler yaşanmasını temenni ediyoruz. Bu ihtilafın durulması lazım, çözüm yolunda hareket edilmesi lazım, reformların devam etmesi lazım. Ve bir önemli enstrüman da bu konuda, iki tarafa da yardımcı olacak bir enstrüman da serbest ticaret anlaşması. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki ay yine bir heyet geliyor. Bunlar uzun zamandır, geçtiğimiz yıllarda da demek istiyorum, gidip geliyorlardı. Yani Ukrayna'da kriz oldu ve her şey durdu. Asla öyle değil. Fakat tabii bir zorlanma var. Bunu iş dünyasında da görüyoruz. Enerjiden başlayabilirsiniz. Zaten ticaret çeşitli alanlarda olabiliyor. Ukrayna'nın mukayeseli avantajları var. Türkiye'nin mukayeseli avantajları var. Ve aynı zamanda birbirlerini bütünleyici özellikleri var. Bunların hepsinden faydalanabilecek daha çok trafiğe ihtiyacımız var. O yüzden de mesela Türk Hava Yolları'nın buraya daha çok uçmasını istiyoruz ki iki ülkenin iş adamları daha çok rahat birbirlerine gidip gelebilsinler. Gidişat da bu yönde. Ben iş adamlarımızla çok sık görüşüyorum burada. Onların şikayetleri var tabii. Geçmiş dönemden var. Bir de yeni döneme ilişkin olarak da işte ilan edilen bir takım olumlu adımların tam da atılamadığı veya bazı sonuçların alınamadığından şikayet ediyorlar. Haklı birçok iş adamı, yabancı iş adamı, Ukraynalı iş adamları da bundan şikayetçi. Ona rağmen bizim girişimcilerimizin özelliği, o girişimcilik ruhunu burada kullanıyorlar ve talep ettikleri de çok basit. Serbest rekabet şartları istiyorlar. Öyle bir ayrıcalıklı bir tutum istemiyorlar. Serbestçe rekabet edelim. Dolayısıyla Türk ürünlerinin, Türk girişimciliğinin üstünlüğünü ortaya koyalım diyorlar. Bunun olumlu hikayeler de çıkıyor bu yönde. Çok değil maalesef. Daha çok iyi örnekler görmek isterdim. Ama var bazı şirketlerimiz Ukrayna'nın bu zor şartlarına rağmen çalışmaya devam ediyorlar. Biz de onları teşvik ediyoruz. Fakat gerçekçi de olmak lazım. İş dünyasında insanlar öncelikle tabii ki gelirlerini düşünürler, kazançlarını düşünürler ve istikrarlı bir ortam isterler. Ukrayna'da işler düzeldikçe Türk insanının, Türk yatırımcılarının buraya ilgisi çok daha artacak. Onu biliyorum, o yönde çalışıyoruz.